Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi Sizin yayınlar diliyorum. çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Sizin şahsınızda bir kez daha bütün fındık üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Maalesef geçtiğimiz hafta ülkemiz adına zor bir haftaydı. Karamsar bir tablo vardı ve her geçen gün biraz daha tablo netleşiyor ve zarar maalesef öngörülenin de biraz üstünde gibi. Ne dersiniz? Öncelikle işin şu anki tablosunu konuşalım. Zarar boyutu nedir? Şimdi dünya özellikle Ordu, Giresun, Trabzon ve Samsun bölgeleri olmak üzere çok ciddi bir afetle karşı karşıyayız. 200 rakımın üzerinden başlamak üzere %20'ler, %30'lar bu kat kat artarak hatta 300 rakımın üzerine çıktıktan sonra da %100 fındık ağaçlarımız yanmış durumda. Ancak bu yangın bu seneyle kalmayacak gibi seneye, daha sonra bir senelere de sarkabilir. Çünkü ürün dalda çok zarar gördü, dal çok zarar gördü. 2004 yılındaki görmüş olduğumuz don hasarından bir kat daha fazla diyebilirim şu anda. Evet. Sadece ürünle sınırlı değil, beraberinde maalesef dal da zarar gördü. Evet, yani sürgün verecek, yarın öbür gün, yani gelecek senelerde tekrar meyve verebilecek olan sürgünler de şu anda bölge bölge lokal olarak yanmış durumda. Yani hasarın boyutu çok ciddi durumda. Evet. Şimdi haber detayına baktığımda talep olarak bu zararın afet kanunu kapsamına alınmasını istiyorsunuz. Beraberinde Sayın Bakan'ın dün yapmış olduğu bir açıklama var ve Sayın Bakan diyor ki 2006 yılındaki Tarım Sigortaları Kanunu gereği don riski sigorta kapsamında. Dolayısıyla sigorta kapsamında olduğu için de afet kanunu kapsamına girmiyor. Tabii ilerleyen günlerde daha net ne yapılacağına dair açıklamaları göreceğiz. Daha doğrusu uygulamaya yönelik ne olacak bunu göreceğiz ama Sayın Bakan'ın vermiş olduğu demeçten çıkarttığımız şu, özellikle borçların ertelenmesi hususunda çalışıyoruz diyorlar. Dolayısıyla bu üreticimizi nasıl etkiler? Fındık üreticisi don riski kapsamında sigortayı ne kadar yaptırdı? Eğer üretici bazında bakarsak yüzde kaçı don hasarını kapsama alarak sigorta yaptırdı? Karadeniz bölgesi ölçeğinde baktığımız zaman %1 bile değildir. Yani %1 seviyelerindedir don sigortası yaptıran üretici sayımız. İşte biz geleneklerimize çok bağlı insanlarız. Doğa şartlarına çok güvenen, Allah yarattığı kulun rızkını verir diyen, her şeyi Allah'tan bekleyen bir milletiz. Eğitim çalışmalarımıza rağmen, ilanlarımıza rağmen, Tarsim Bölge Müdürümüz Sayın Bülent Bey'in Ünye'de gelip eğitim çalışması yapmış olmasına rağmen maalesef bu sigortayı yaygınlaştıramadık. Bunda Sayın Bakanım çok haklı. Haklı olarak 2006 yılında çıkardıkları don, afet vesaire tarımsal sigortaya ben katılıyorum. Sayın Bakanım çok haklı. Evet. Ancak ben bizim amacımız 2090 sayılı afet yasasını tekrar geriye getirebilir miyiz? En azından bu insanlara bir ders olabilmesi açısından hükümetimiz elbette haklı. Biz bu yasayı zaten bilebilsek, üreticimize bunları anlatabilsek, anlatabilmiş olsak bugün bu sıkıntıları yaşamayacağız elbette. Mutlaka. Ama hasarın boyutu çok fazla. Belki biz buradaki yangının üzerine bir su serptirebiliriz diye çalışmalarımız çok yoğun vaziyette devam ediyor. Hatta hafta sonu, hafta içi bölgelerimizi hala daha denetlemeye devam ediyoruz. Gittikçe, gördükçe insanın inanın yüreği burkuluyor, insanın ağlayası burnuna geliyor. O derecede kötü. Evet, 2090 sayılı yasayı geri getiremeyiz belki ama biz şu anda alan bazlı destek başvuru uygulamalarını, çiftçi kayıt sistemi başvuru uygulamalarını Mayıs ayı sonuna kadar yapmak durumundayız. Belki alan bazlı desteği, mazot gübre desteğini hükümetimizden acilen ödenmesini sağlayabiliriz. Mazot gübre desteğini biraz arttırabiliriz. Belki kredileri Sayın Bakanımın dediği gibi ötelettirebiliriz belki. Bunların faizsiz işte ertelettirebiliriz. Bir takım çalışmalar yapıyoruz. Biz de bunların karşılığında
hükümetimizden vicdani, insani bir uygulama beklemek durumundayız. Başka elbette. Şimdi kanunlar evet önemli, kanunlar çerçevesinde memleket yönetiliyor. Buna hiç kimsenin itirazı yok. Bir de uygulamadaki gerçeği görmek durumundayız. Şimdi fındık üreticisinin eğer %1'i ancak sigorta yaptırmışsa burada kanun diye diretmek çok da anlamlı olmasa gerek. Bu noktada sorgulanması gerekenler var. Birincisi 2006 yılından bu yana eğer fındık üreticisinin ki sadece fındıkta değil kayısıda da aynı problemi yaşıyoruz. Aynen, üreticimizin eğer %1'i ya da toplamda baktığımızda %25'i her neyse ama %50'nin altında bir rakamdan bahsediyoruz. Sigorta yaptırıyorsa bir kere bu sigortaya ilişkin demek ki yeterli bilgilendirme, bilinçlendirme yapılamadı. Öz eleştiri yapmak durumundayız. Burada herkese sorumluluk düşüyor. Elbette, elbette çok doğru söylüyorsunuz. Bunu bir sorgulamak gerekiyor. Öte yandan sigortada bir takım düzenlenmesi gereken noktalar var. İşte hasarın belli bir boyutuna kadar ödüyor olması bir dezavantaj. Rakamlar belki gözden geçirilmeli. Evet %50 hatta bazı kalemlerde %65'e kadar hibe var. Bu da kabul. Fakat şu anki tablo özellikle ağaçların da zarar görmüş olması. Yani üreticinin sadece bu yılı değil, gelecek yılı belki yılları da risk altında. Dolayısıyla burada başkaca sizin de belirttiğiniz gibi biraz daha vicdani bakarak bir çözüm bulmak gerekiyor, öyle değil mi? Ben hükümetimizi teşkil eden başta Sayın Başbakanımız olmak üzere tüm bakanlarımız, bakanlar kurulumuz, bölge milletvekilimizin iktidar ya da muhalefet hepsinin vicdani hareket edebileceğini düşünüyorum. Etmeleri mutlaka gerektiğine inanıyorum. Şimdi burada sigorta şirketleri de onlardan da sıkıntılarımız var. Evet. Anlattığınız gibi Türkiye'de taşlar birdenbire bir anda yerine oturmuyor. Biz çok büyük sıkıntılardan geçerek gelmiş bir milletin torunlarıyız bugün. Oturtturamıyoruz. Bir türlü sistemlerimizi oturtturamıyoruz. A partisi geliyor şunu yapıyor, B partisi geliyor bunu yapıyor. Elbette bunu partisel konuşmak istemiyorum. Elbette. Ama sıkıntılarımız gerçekten yani böyle ama taşlar yavaş yavaş Türkiye'de oturuyor. AK Parti hükümetine ben teşekkür etmek istiyorum. Sigorta sistemini getirdiği için. Ama bugün bu sigorta sistemi şu anda yangına çare olmak olamayacak gibi. Yani o öncelikle yangını söndürelim. Bu hasarı bir kaldıralım ortadan. Sonrasında elbette her birimiz üzerimize düşen sorumlulukları tekrar irdeleyelim. Nerede hata yapıyoruz buna bakalım. Aynen öyle, aynen öyle. Çünkü bu bölgede insanlar sadece fındık tarımına geçimini o tarıma bağlamış durumda. Evet. Yani köylerde işte bir ineği var, bir danası var, bir tavuğu, bir kuzusu var vesaire. Onun yanında yıl 12 ay sadece fındığıyla uğraşıyor. Dolayısıyla şu anda bir alternatif ürünü dahi yok. Yok, evet. O yüzden yangının üzerine bir nebze olsun bir su serpmek lazım diye düşünüyorum. Kesinlikle biz de umut ediyoruz önümüzdeki günlerde bu güzel haber gelecektir. Mutlaka olumlu, yapıcı bir çalışmayı duyacağız diye umut ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. İnşallah ben teşekkür ediyorum. Vermiş olduğunuz bu fırsattan dolayı çok teşekkür ediyorum. Burada gerçekten biraz vicdani, biraz insani en azından şu geçiş dönemini atlatacak şekilde bunun adı belki bir kilo fındık parası olabilir. Bunun adı belki bir ton gübre parası olabilir. Ne olursa olsun. Mutlaka. Bir şey atmak lazım bu üreticinin sofrasına diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet.